Cengiz Han'ın kurduğu 34 milyon kilometre ile dünyanın %22'sine egemenliği altına alan ve zamanındaki en geniş sınırlarındayken 100 milyondan fazla nüfusa sahip olan dünyanın bitişik en büyük imparatorluğuna ulaşan bu imparatorlukta taht mücadeleleri demir bir kapandı. Bu yüzdendir ki Moğol İmparatorluğu başına geçecek olan imparator dünyayı yakından ilgilendirmiştir. Peki bu taht savaşlarında Arık Buka neler yapmıştır? Kubilay Han ile Hülagi Han için nasıl bir strateji izlemiştir? Cengiz Han'ın torunu olan Arık Böke'nin taht üzerindeki sinsi planları nasıl bozuldu? Arık Buka, Kubilay Han'a rağmen Moğol İmparatorluğu tahtına nasıl oturmuştur? Hepsi bu videoda. Bilal Çağatay YouTube kanalını hazırlayıp sunmuş olduğu Arık Buka'nın Kubilay Han ile taht mücadelesi adlı videomuza hoş geldiniz. Benzer videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenebilir, bizlere destek vermek için de kanalımıza abone olabilirsiniz. Arık Buka veya diğer adıyla Arık Böke. Tarihteki kaynaklara göre Moğol İmparatoru Cengiz Han'ın 5 oğlundan biri olan Tuluy Han'ın oğludur. Yani Cengiz Han'ın torunudur. Kubilay Han ve Hülagi Han, Arık Böke'nin erkek kardeşleridir. Ancak kardeşleri taht mücadelelerinde en büyük rakipler olmuştur. Kubilay Han ve Hülagi Han'a karşı mücadele etmek zorunda kaldı. Arık Buka, sinsi planları sayesinde ilk başta Moğol İmparatorluğu tahtını ele geçirmeyi başarmıştı. Lakin Arık Buka'nın karşısında güçlü iki kardeşi vardı. İlk olarak Arık Böke'nin kardeşi Hülagi Han'dan bahsedelim. Moğolların en acımasız hükümdarlarındandır. Öyle ki komutanları dahi onunla konuşmaya cesaret edemez. Bu yüzdendir ki ordusu dönemin en disiplinli ve de en düzenli ordusu. Dünyaya korku salmış suikastçı ölüm makineleri birlik lideri olan Hasan Sabbah'ın haşhaşilerinin yıkılmaz denildiği Kartal Yuvası olarak adlandırılan Alamut Kalesi'ni yıkan Hülagi Han'dır. Hatta Hülagi Han ve ordusu Bağdat seferine çıkmıştı. Abbasiler üzerine çok kanlı bir savaş başlatmış. Bağdat şehrini çok zorlanmadan güçlü ordusu sayesinde Bağdat'ı kolayca ele geçirdi. İşte asıl dram Bağdat'ı fethettikten sonra yaşanmıştı. Dünya tarihine katliamlar sayfası içinde geçen bu seferde Bağdat'ta yaşayan ahalinin tamamı öldürüldü. 200 binden fazla Müslümanı katledip asker ve sivil ayrımı yapmadan acımasızca şehit edilmiştir. Çünkü Hülagi Han annesi ve karısının kışkırtmalarıyla Müslümanlardan nefret eder hale gelmişti. Hatta halifeyi halkın ölümünü izlemesi için en son öldürmüştü. Halifeyi keçeye sardırıp atların ayakları altında çiğneterek öldürmüştür. Amcasının oğlu olan Berke Han Müslüman olduktan sonra Memlüklilerle birlikte Müslümanların düşmanı olan Hülagi Han'ı durdurana kadar da katliamlarına devam etti. Ancak Hülagi Han'ın acımasızlığı ve yapmış olduğu katliamlar uzun yıllar meleklerden silinmedi. Hülagi Han bu katliamlar peşindeyken Arık Böke'nin başka planları vardı. Ancak öncesinde bir diğer kardeşi Kubilay Han vardı. Kubilay Han, Çin'i fetheden Moğol hükümdarıdır. Hani o meşhur Çin entrikalar dediğimiz bir oyun vardır ya, işte Kubilay Han da Çin entrikalarının esiri olmuştur. Çinlilerden ve Çinli kadınlardan çok etkilenmiştir. Hatta bir süre Çin'in bu oyunlarına da geldi. Ancak çok geçmeden kardeşi Arık Böke ile arası bu sebepten dolayı açılmıştır. Arık Böke, Kubilay Han'ı Çin entrikalarına karşı uyarıyordu. Ancak Kubilay Han, Arık Böke'yi dinlememesi üzerine iki kardeşin arası açıldı ve Kubilay Han'ın Moğol İmparatorluğu tahtına oturmaması gerektiğine inanmaya başlamıştı. 1251 yılında Moğol hükümdarlığına Tuluy'un oğlu Arık Böke, Kubilay Han ve Hülagi Han'ın kardeşi olan Mönk Han Moğol İmparatorluğu tahtına oturdu. Mönk Han zaman kaybetmeden kardeşi Kubilay'ı Doğu ülkelerini fethetmesi için görevlendirmiştir. Tek tek Doğu ülke ve vilayetlerini fetheden Kubilay en sonunda Çin'i de fethetmiştir. Kubilay seferdeyken 11 Ağustos 1259 yılında Mönk Han ölüm haberi gelir. Ancak sefere devam eden kuşatma altındaki Wuhan'ı fethetmeye çalışır. İşte tam da bu sırada kardeşi Arık Buka, Moğol İmparatoru'nun ölmesi üzerine boşta kalan yönetimi ele geçirmeye çalışır. Hem Hülagi hem de Kubilay seferde oldukları için büyük bir fırsattır Arık Böke için. Arık Böke'nin bu fırsatı değerlendirerek Moğol İmparatorluğu tahtı oldu. Bu durumu haber alan Kubilay hemen son hanedanlığı ile barış imzalayarak ordusunu Moğolistan'a çekti. 1260 yılında hem Kubilay hem de Arıkböke kendilerini Moğol İmparatoru olarak ilan etti. Ve 3 yıl boyunca Moğol İmparatorluğu'nun iki imparator olarak bu durum böyle devam eder. 1256 yılında Hülagühan, İlhanlar Devleti'ni kurarak kendi devletini kurup farklı bir yol izler. Daha öncelerde Cüci'nin oğlu olan Batuhan, Altınorda Devleti'ni kurmuştu. Tüm bu olaylar olurken Berkehan da Altınorda Devleti'nin hükümdarıydı. Bu çekişme ülkeyi iç savaşa götürür. Kubilay uzun süre Çin tarafında seferde olduğu için Çin prensleri tarafından desteklenir. Arıkböke ise gelenekçi Moğol prensleri tarafından desteklenmektedir. Tam 3 yıl boyunca bu çekişme sürer. 3 yıl sonunda ise iç savaşın galibi Kubilay Han olur ve Moğol İmparatorluğu tahtına geçer. Kubilay Han ise Moğol İmparatorluğu'nun en uzun süre tahtta kalan hanı olarak 34 yıllık hükümdarlık sürer. Ülkenin sınırlarını Kıpçak'tan İran'a, Çağatay'dan Almalık'a, kuzeyde Polonya sınırlarına kadar genişletti. İlhan Çağatay YouTube kanalını hazırlayıp sunmuş olduğu Arıkbükhan'ın Kubilay Han ile taht mücadelesi adlı videomuzu beğendiyseniz ve benzer videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere, esenlikler dileriz. Hoşçakalın.